bazı kurallara tabi olunmuş. Bu kurallar Uluslararası Denizcilik Örgütü, International Maritime Organization ve alt birimleri, uluslararası gemi adamlarının eğitilmesi, belgelendirilmesi ve vardiya tutma esaslarıyla ilgili bazı kıstaslar belirlemiş. Burada diyor ki siz uzak yol güverte zabiti yetiştirecekseniz şu şu dersleri vereceksiniz. İçerikleri yani müfredatları şunlar olacak. Dersi verecek olan kişiler, eğitmenler, kariyerleri şunlar olacak. Bunun yanında altyapı çok önemli. Gördüğünüz teorik derslerin yanında olması gereken araç gereç donanımlar şunlar olacak. İnanılmayacak kadar detaylar. Bir sınıfta 24 kişiden fazla öğrenci olmayacak. Hatta masa ölçüsüne kadar 90'a 100 santim diye masa ölçüsüne kadar detaylar verilmiştir. 1996 yılında 8 öğrenciyle çıktığımız bu yolculuğa şu anda 256 öğrenciye ulaşmış bulunmaktayız. İlk mezunlarımızı 2000 yılında 4 kişiyle verdik. Daha sonra 11 kişi, daha sonra 15 kişi. Bu öğrencilerimiz bizi uluslararası şirketlerde, uluslararası gemilerde, yabancı bayraklı gemilerde temsil etmektedirler. Araç gereç yönünden denizcilik müsteşarlığının, Türkiye'deki denizcilik müsteşarlığının bizi toplam kalite yönetimine yönlendirmesiyle 97 yılından itibaren altyapımızı yükseltmeye başladık. Son bir yıldır denizcilik müsteşarlığı bir fiil bizi gelip burada denetlemektedir. Bu denetlemelerde uygunsuz olan konular bize rapor olarak verildi ve öngörülen süre içerisinde bunlar tamamlandı. Şu anda toplam kalite yönetimine geçmiş bulunmaktayız. Bu da diğer fakültelerden olan başka bir farkımız. Araç gereç olarak mevcut olan donanımlarımız, başta eğitim gemimiz, Girne Turizm Limanı'nda bulunan eğitim gemimiz. Eğitim gemisi konusunda şunları söylemek istiyorum. Eğitim gemisi tamamen gider. Bir gelirimiz yok. Ticari amaçlı kullanamıyoruz. Şunu demek istiyorum. Denizcilik eğitimi bir devlet politikasıdır. Ve Türkiye'de benzerlerimiz 3 tane üniversitedir. 9 Eylül İstanbul Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi. Burada bu denizcilik eğitimini veren özel bir kurum. Kuzey Kıbrıs'ta sadece tek eğitim merkezi. Rum tarafı dahil, Güney Rum tarafı dahil. Bir geminin maliyeti, giderleri inanamayacağınız kadar fazla. Çalışanlar, bakım tutumu, oradaki harçları. Bunun yanında diğer laboratuvarlar, örneğin ARPA radar, otomatik radar simülasyon merkezi. Bunun oluşumu 60 bin dolar. 2 ay önce oluşturduğumuz Global Maritime Distress and Safety System dediğimiz küresel deniz tehlike ve güvenlik haberleşmesi 10 binlerce dolar. Diğer taraftan gemiyi terk, can filikası, can salı eğitim merkezi, onun oluşması, havuzuyla beraber can filikası, yangın eğitim merkezi, bunlar da gider. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu denizcilik eğitimi geliri olmayan, ekonomik olmayan bir yatırım. Buna rağmen yakında önersesi ısrarla
denizcilik fakültesini geliştirmeye devam ediyorum. Diğer başka bir husus, istihdam konusundan bahsetmek istiyorum. İstihdam sorunumuz yoktur. Mezun olup da ben iş bulamadım, açıktayım, iş arıyorum diye bir öğrenci duymadım. Dünya deniz ticaret filosunda zabitan açığı şu anda %4'tür. Ben öğrenciyken de bu açık vardı. Şu anda hala daha bu açık var. Öğrencilerimiz mecburen stajlarını, yaz tatillerini yabancı bayraklı gemilerde staj yapmaktadırlar. Oralara yönlendiriyoruz. Uluslararası bir firmada şu anda mezun 16 öğrencimiz çalışmaktadır. Ve Türkiye'deki birçok büyük firmada istihdam edilmişlerdiler. Üçüncü sınıfın ikinci dönemi, ikinci sömestr yoktur. Stajdır. Yani öğrencilerimiz Şubat'ta gider, Ekim'e kadar staj yaparlar. Mecburi staj toplam 12 aydır. Şu anda üçüncü sınıflarımız İsrail kökenli, adını söylemek istemiyorum, çok bilinen bir firma. Toplam 15 tane öğrencimiz bu firma tarafından alınmıştır. Alırken şart koşuyor. İşte 7 ay staj yapacak, iyi İngilizce bilecek. Mezun olduğu zaman da iki taraf için de uygunsa istihdam edilecektir diye böyle ön şartları var. Diğer bir farkımız Türkiye'de yapılan yeterlik sınavları. Öğrencilerimiz gemilerde çalışabilmesi için bu merkezi yeterlik sınavlarına katılmak zorundadır. Bu yeterlik sınavlarında mesleki konularda öğrencilerimiz yoklanmaktadır. Burada gördüğü derslerden yoklanmaktadır. İlk zamanlar hep şüphelendiğimiz acaba başarılı olacak mıyız, olmayacak mıyız? Diğer fakülteler, İTÜ Fakültesi Osmanlı zamanında kurulmuş.